16 yaşındaki ikiz kız kardeşler 2 hafta önce bir sabah İngiltere Manchester'daki evlerinden çıktı ve bir daha geri dönmediler. Kızlar yanlarına sadece pasaport ve birkaç özel eşyalarını aldılar. Manchester polisi kızların İngiltere'den Türkiye'ye uçtuğunu söylüyor. Sonrası meçhul. Kız kardeşlerin Suriye'ye savaşa gitmiş olabileceğinden şüpheleniliyor. 3 yılda 100 binden fazla kişinin öldüğü Suriye'deki savaşa giden İngilizlere yeni bir grup daha eklendi. Suriye'deki cihatçılarla evlenmeye giden genç kızlar. İnternet ve sosyal medyadaki aktiviteleri, e-mail'leri onların Suriye'de savaşan radikal militanlarla evlenmek üzere evden kaçmış olabileceklerini gösteriyor. Bu açıkça çok tehlikeli bir şey. Radikal örgütler bunun gibi videolarla birçok yabancı ülke vatandaşını Suriye ve Irak'taki savaşa çağırıyor. İngiltere'nin önde gelen Müslüman kadın dernekleri de bu videolarla kadınları da savaşa çekmenin hedeflendiğini söylüyor. Ben bunu dini birliktelik olarak adlandırmayı uygun görüyorum. Radikal gruplar inancı güçlü, toplumdan biraz uzak olan kişileri tespit edip onlarla iletişime geçiyor ve karşı taraf hazır hale gelinceye kadar ideolojilerini aşılıyorlar. Manchester'da yaşanan son yıllarda cihatçı eylemlere katıldığından şüphelenilen kadınların son örneği. 3 yıl önce Suudi Arabistan'da bir kadın El-Kaide için para topladığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası almıştı. Ve 7 Temmuz 2005'te Londra'daki bombalı saldırıları düzenleyen eylemcilerden birinin eşi olan Samantha Litvaid, Kenya'da terörizm suçlamasıyla aranıyor. Irak ve Suriye'deki savaşlar kısa sürede bitecekmiş gibi görünmüyor. Ve bu nedenle cihatçılarla evlenmeye giden kadınların sayısında iddia edilen artışın tersine döneceğini söylemek de zor.